Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye dünyanın %95'i için hayal hayallenebilecek bir proje geliştiriyor. Bayraktar Kızıl Elma. Bu proje Türkiye'ye çağ atlatacak ve yeni çağın savaş konseptinin öncüsü konumuna geleceğiz. Bu kadar önemli bir projeden gelen haberler de elbette önemli oluyor. Geçen gün Selçuk Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Yani projede ikinci aşamada tamamlanmış oldu. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Bayraktar Kızıl Elma'nın bilinen özellikleri neler? Daha da önemlisi Türkiye'ye ne gibi bir katkısı olacak? Selçuk Bayraktar 2018 yılında bir tweet atmıştı. Üretim hattına büyük bir uçan balık girdi. Yolda geliyor. Takipte kalın yazmıştı. Bu tweetle taarruzi insansız hava aracımızı yani Akıncı'yı duyurmuştu. Bayraktar'la destan yazan Türk savunma sanayinin Akıncı ile yapabileceklerinin heyecanı yetmişti hepimize. Sadece mamce ve mamle mühimmatlarıyla bölgemizde terörün nefesini kestiği halarımız. Akıncı havadan havaya mühimmatlardan MK serisi bombalara kadar her şeye sahipti. Haliyle yapabilecekleri TB2'lere göre kat kat fazlaydı. Yaklaşık 8 ay önce de yine Selçuk Bayraktar az önce bahsettiğim 2018'de attığı tweet'i alıntılayarak yeni bir tweet attı. Bu sefer mesele çok daha büyüktü. Milli teknoloji hamlesi etiketiyle milli insansız savaşçağımızı duyurdu. Tweet'te üretim hattına 3,5 yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. Mius insansız savaşçağı. Bayraklar kızıl elma yolda geliyor. Takipte kalın diye yazdı. Tabi bu haber Akıncı'nın haberinden çok daha farklı bir boyutta bir haberdi. Dünyada farklı görüşler olsa da birçok otorite artık insanlı savaş uçaklarının devrinin bittiğini düşünüyor. Ya da en azından bu tip savaş yakın zamanda devletler tarafından istenmeyeceğini iddia ediyorlar. Genel kanı şu an üretilen insanlı savaş uçaklarının devamının gelmeyeceği yönünde. Yani mesela Amerika için konuşursak F-35'in son insanlı savaş uçağı projesi olacağını iddia eden çok otorite var. Tabi bu iddialar boşuna değil. Artık savaş sahalarında insansız sistemler öne çıkıyor. İnsansız hava kara ve deniz araçları son birkaç yıldır sahalarda gözlerin alıştığı sistemler haline geldi. Devletler için çok büyük avantajlara sahipler. Personel riski atmadan operasyon yapabilmek büyük bir avantajdır her zaman haliyle sahada kullanılan her tür silah sisteminin insansız versiyonunu istiyor devletler. Ve bu iş artık gelişe gelişe savaş uçaklarına kadar geldi. İnsanlı uçaklarda olduğu gibi insansızlarda da en zoru bu tip bir proje geliştirmek. O yüzden bu tarz savaş uçaklarına her devlet sahip olamayacak. Olanlar da geleceğin savaş sahalarının mutlak hakimi olacak. Bunu konuştuğumuz gelişmenin önemini anlayın diye söylüyorum. Selçuk Bayraktar'ın geçen gün duyurduğu gelişme aslında bu ülkenin geleceğini şekillendirecek. Tabi aynı zamanda harp literatüründe de köklü değişikliklere sebep olacak. Türkiye'nin savunmada Kızıl Elma'ya yürüyüşünün de en önemli basamağı bu proje olacak herhalde. Kızıl Elma artık ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamladı. Yani entegrasyon hattına girdikten sonra önemli bir aşama daha geride kalmış oldu. Bu hala başlangıç sayılır ama hepimiz biliyoruz ki Baykar başladığını kısa sürede bitirir. Kavramsal tasarımı daha önce duyurulmuştu 20 Temmuz 2021'de Kurban Bayramı'nın ilk bunun müjdesi verilmişti. O zaman da resim paylaştılar diye burun kıvıranlar olmuştu. Şimdi proje kavramsal tasarımdan çok öteye geçmiş oldu. İnşallah bundan sonraki basamakları da hızlıca ilerler. Tabi bu çok farklı ve üst düzey bir çalışma. O yüzden birkaç ayda envantere girmesini beklemeye gerek yok. Zaten ilk uçuş içinde 2023 yılı duyuruldu. Bu ilk uçuştan 2-3 yıl sonra da envantere girer ve bütün dengeleri alt üst eder. Akıncı'nın envantere giriş süreci bu konuda bize ipucu verecektir. Bayraktar Akıncı taarruzi insansız sava aracı 2018'de entegrasyon hattına girdi. Bundan 1 yıl sonra 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu ilk uçuştan hemen hemen 1 buçuk yıl sonra da 2021'de envantere girdi. Envantere girişiyle birlikte doğrudan operasyonlara da katıldı. Baykar Bayraktar Kızıl Elma için de benzer bir proje süreci yürütmeyi planlıyor. Yani 2023'te gökyüzüyle buluştuktan sonra maksimum 2025'te operasyon haberlerini alacağız muhtemelen. Sonrasında da bu bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bütün özellikleri şu an bilinmese de bilinenler dengeleri alt üst edeceğini gösteriyor. Mesela Bayraktar Kızıl Elma agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Bu sayede hava savaşlarında ciddi bir üstünlük elde edecek. İnsansız hava araçlarında genelde manevra kabiliyeti zayıf olur. O yüzden bu araçların savaş uçaklarına karşı havada mücadele şansı yoktur. Mesela Bayraktar Akıncı havadan havaya füze taşıyor ama onunla bir F-35 düşürme ihtimali çok düşük. Kızıl Elma'da ise bu ihtimal normal bir savaş uçağı kadar olacak. Bütün insansız sistemlerde olduğu gibi bu sistemde de gelişmiş yapay zeka kullanılacak. Yani sistemin karar mekanizmaları çok hızlı çalışacak. Bunlar güzel özellikler olsa da bence esas önemli yönü kısa pisli gemilere iniş kalkış yapabilecek olması. Bu da zaten 2021'deki kavramsal tasarım çalışmasında ilan edilmişti. Biliyorsunuz donanmamıza amiral gemi geliyor. TCG Anadolu. Eğer F-35B alabilseydik küçük çaplı bir uçak gemimiz olacaktı. Çünkü uçak gemilerinden kalkabilen savaş uçakları için TCG Anadolu'nun pisti kısa kalıyor. F-35B dikey iniş kalkış özelliği sayesinde kullanabilecekti. O projeden çıkarıldık. Biz de insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu'dan iniş kalkış yapabilmesi için çalışmaya başladık. Mesela Bayraktar TB3 de TCG Anadolu'da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bundan sonra şimdi de Kızıl Elma bu özelliğe sahip olacak. Olacak. ve bu sayede artık tam anlamıyla uçak gemisine sahip bir ülkeyiz diyebiliriz. Yani mesela Afrika'nın bir ucunda Somali'de askeri üssümüz var ve orada terör de var. Askeri üssümüze yönelik bir tehdit olsa TCG Anadolu'yu yüklendiği TB3 ve Kızıl Elmalarla birlikte oraya gönderebileceğiz binlerce kilometre uzakta artık bir askeri hava üssümüz ve gücümüz olabilecek. Bu muazzam bir güç artışı demek oluyor. Yine aynı şekilde Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin elini kat kat güçlendirecek. Özellikle Doğu Akdeniz'de uçak gemileriyle gelen batılı devletlere karşı elimizde bir koz haline gelecek TCG Anadolu. Bu uçakta yerlilik oranının yüksek olacak olması da ayrı bir güzellik. Zaten TB2 ve Akıncı'dan çok tecrübe elde ettik o tecrübeler bu projeyi de hem hızlandıracak hem de kolaylaştıracak. Mesela Akıncı dev bir insansız hava aracı. Onun geliştirilmesi normal bir ülke için onlarca yıl alabilir. Ama biz onu 2-3 yıl gibi kısacık bir zamanda envantere alabildik. Çünkü TB2 ile edindiğimiz tecrübenin üzerine inşa edildi Akıncı. Tabi Kızıl Elma birçok açıdan yepyeni bir çalışma olacak. Normal insansız hava araçlarımızdan farklı özelliklere sahip. Ama yine de birçok alt sistem Akıncı'da kullandıklarımızla aynı olacak. Mühimmat konusunda da tamamen kurulu bir düzene geliyor Kızıl Elma. Diğer insansız hava araçlarımızda kullandığımız yerli mühimmatların tamamını kullanacak. Kızıl elmaya özel mühimmat da illaki geliştirilecektir. Ama şu an ülkemizde kızıl elmanın her tür operasyon koşulunda kullanabileceği mühimmat çeşitliliği var. Faydalı yük kapasitesi de buna yeterli. 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle her tür operasyonda kullanılabilir. Kızıl elmanın 6 ton kalkış ağırlığı var ve düşük radar kesitine sahip olma özelliğine çok önem veriliyor. Zaten tasarım tamamen bu konu hesaba katılarak yapıldı. Ama normal savaş uçaklarına göre bir avantajı da boyutları. Daha küçük olduğu için radardan gizlenmesi çok daha kolay. Mesela F-35'in dolu ağırlığı 20 tonun üzerinde. Yani neredeyse 4 katı. Buradan hesap edebilirsiniz görünmezlik seviyesini. Özellikle sınır ötesi gizli operasyonlarda ve istihbarat faaliyetlerinde çok işimize yarayacak. Havada kalış süresi 5 saat olacak ve ASA radar da entegre edilecek. İlk uçuş testi de önümüzdeki aylarda yapılacak inşallah. Akıncı envantere girdiğinde taarruzi insansız hava aracı geliştirebilen nadir ülkelerden olmuştuk. Kızıl Elman'ın envantere girişiyle çok daha özel bir konuma yerleşeceğiz. Çünkü bu teknolojiye ulaşabilen devlet sayısı uzun yıllar bir elin parmaklarını geçemeyecek. Şöyle bir hayal kurun. Allah korusun Batı ittifakı gibi güçler bir araya gelmiş ve ülkemize hava saldırısı başlatmış. İttifak diyorum çünkü hiçbiri tek başına buna cesaret edemez. Bu hava saldırısı girişimi yaşanınca Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kızıl elma aynı anda havalanıyor hava savunma sistemimiz siperle entegre çalışıp gelenlere burayı cehennem ediyorlar. Hayali bile neler katacağını gösterebiliyor aslında ve hayali bile muhteşem. Allah'a emanet olun.